Sen mi getirdin hemşehrim ya? Ben doğma büyüme buralıyım kardeşim. Ya bırak kardeşim ya, bırakmıştı ya. Nasıl doğma büyüme burası sen? Sen beni tanıyor musun? Sen beni tanıyor musun? İnsan gibi konuşuyorsun. Allah Allah. Cumhurbaşkanı iftira atıyor ya. Beykoz'un yeni belediye başkanı Murat Aydın karşınızda olsa ne sorardınız? Evet. Beykoz'un sorun, sıkıntı, problemleri nedir, ne değildir? Şimdi açık konuşmak gerekirse ben 30 yaşındayım. Doğma büyüme Beykozluyum. Görüyorsunuz Beykoz bir köy statüsünde gibi bir şey. Ne metrosu, ne metrobüsü, ne de adam gibi bir ulaşımı var. Bakın görüyorsunuz her yerde arabalar gereksiz yerlerde park edilmiş şekilde duruyor. Adam gibi bir otoparkı yok. İş sahası zaten bitirilmiş durumda. Cam fabrikası kapatıldı, diğer fabrikalar kapatıldı, tekel kapatıldı. Herhangi bir iş sahası olmadığı için, bakın ben yine söyleyeyim, fakülte mezunuyum, ben işsizim. Yine bir arkadaşım yola geldi, o da işsiz. Yani Beykoz... Fabrika olsa belki çalışacaktım. Belki çalışacaktım, evet. Benim akrabalarım Şişe Cam'da cam fabrikasında çalışarak ev köy sahibi oldular. Bakın görüyorsunuz yani gençlerin durumu ortada. İşsizlik %14-15'lere dayanmış durumda. Genç işsizlik yine keza %26 durumunda. Hani bilmiyorum, eğer karşımda olsaydı bunları ona dile getirir ve bunlar için çözümleri nedir onu öğrenmek isterdim. Ama ben bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. İkinci sorumuz da şu, Ekrem İmamoğlu için bazıları FETÖ ile ilgisi alakası iddiasında bulunuyorlar. Siz bunun için ne diyorsunuz? Saçmalık diyorum sadece. Yani Fethullahçılarla ne alakası olabilir Ekrem İmamoğlu'nun? Yani esas Fethullahçılarla ilişki kurmuş, bu zamana kadar onları büyütmüş, yetiştirmiş insanlar kendi yaptıkları suçları bizzat Ekrem İmamoğlu'nun üzerine atıyorlar. Kendi suçlarını o yapmış gibi göstermeye, halkta bir manipülasyon yapmaya çalışıyorlar, bu kadar. Son soru, AK Parti'nin fabrika ayarlarına uzaklaştığını, eski AK Parti olmadığını iddia edenler var. Siz bu ne diyorsun bu iş için? Ben bu görüşe katılıyorum. Dikkat ederseniz ilk iki döneminde gayet iyi kadrosu, sağlam kadrosu vardı AK Parti'nin. Fakat şu an öyle bir kadrosu yok. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımız konuşuyor. Yani ağırlığı olan hiçbir insan kalmadı etrafında. Birinci kimse kalmadı. Her şeye, can filmine bile kendisi karar veriyor. O senin görüşün. Bu kadar palavra atmaya gerek yok. Niye palavra atayım beyefendi? İftira etme arkadaşım. Bu senin görüşün. Tamam, siz de kendi görüşlerinizi. Sen kendi görüşlerini söyleyebilirsin. İftira etme. Bak görüşlerini söyleyebilirsin. Seni mahkemeye vereceğim. Polis tamam, verebilirsin. Çağır polisi. Seni mahkemeye vereceğim. Tamam, çağır. Cumhurbaşkanımıza iftira atıyor. Kendi görüşünü söylüyor. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Dikkat edersin. Sen kimsin görüşünü ya? Sen bu adamı nereden getirdin ya? Ben Türkiye Cumhurbaşkanı. Ben burada doğma bir buralı. Ya bunu sen, bu buralı değil ya. Cumhurbaşkanı iftira atamaz. Önemli değil. Türk vatandaşı mı değil mi? Kardeşim Cumhurbaşkanı iftira atıyor. İftira atmıyor. Sana soracağız. İftira atıyorsa Sayın Cumhurbaşkanımız bana kendisi dava açabilir. Cumhurbaşkanı iftira atamazsın sen. Atma. Ne dedim? Bunu sen mi getirdin hemşehrim ya? Ben doğma büyüme buralıyım kardeşim. Ya bırak kardeşim ya, bırakmıştı ya. Nasıl doğma büyüme burası sen? Sen beni tanıyor musun? Sen beni tanıyor musun? İnsan gibi konuşuyorsun. Allah Allah. Cumhurbaşkanına iftira atıyor ya. İftira atmadı. Bir polis. Provokasyon ya. Takip ediyorum, duruyorsun. Bırak. Şimdi sana da sonra biz yapmıyoruz. Sen provokasyon yapıyorsun. Demokratik bir şekilde oradan deminden beri görüşlerini ifade ediyor. Ben doğma büyüme buralıyım. Kardeşim bak, alakası başına yok. Terbiyesizlik yapmaz, siz casussunuz lan. Bunu ya, sen getirdin mi konu? Ben takip ediyorum. Adam bak, burada Cumhurbaşkanı %52 oy almış. Ya %100 alsın, bizim sorunumuz o değil. Ya Fethullahçı nasıl olur Cumhurbaşkanı ya? Sen soruyu dinlemedin ki, biz Cumhurbaşkanı mı dedik? Sen bu adamları nereden getirdin abi? Bu adamlar nereden geldi buraya ya? Biz bir yerden getirmedik. Biz sokak röportajı yapıyoruz. Yapıyorsun. Sorumuz şu. Diyoruz ki Beykoz Belediye Başkanı. Ya Cumhurbaşkanı'na sen burada resmen sövdürüyorsun. Ya sen dinle önce beni. Dedi ki birinci sorumuz şu. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın karşınızda olan ne sorardınız? Sorunları nedir? Bu bir. 10 numara adam. Tamam. 10 numara adam. Ama adam neden Cumhurbaşkanı Fethullahçı dediği zaman geleceğim. Onu kesmiyorsun? Reis-i Cumhur hakaret ediyor. Burada Irak'tan yayın yaptı be arkadaş ya. Çok özür dilerim. Başınıza hürmet ediyorum. Yeri değil. Yani bunu yapıp da Beykoz... Ya Cumhurbaşkanı seviyor kardeşim. %52 oy almış ya. Ukalalık yok. Orada bakın. Bir şey söyleyeceğim. Lütfen dinlerseniz, kabul ederseniz. Lütfen. Eğer basın özgürlüğü diye bir şey varsa, vatandaş da bunu açıklıyorsa, siz buna ve ben hiç kimse müdahale edemez. Evet. Bırakın dinleyin. Sonra da deyin ki çıkın kameranın. Ben onu orada dinledim. Arkadaşa dedim ki. Gerek yok ki böyle şeylere. Lütfen. Ya bu da aynı arkadaş değil. İşte ya. Aynı. Cumhurbaşkanı'na suçluyor. Musun abi? Bak sen herkesi suçluyorsun. Beni suçluyorsun. Onu başkanı Fethullah Açı demek serbest mi? Ya dinle. Sen soruyu dinlemedin. Siz de deyin o zaman. Sen soruyu dinlemedin. Bakın ikinci soru da şuydu.
Ekrem İmamoğlu için FETÖ ile ilgisi olduğunu söylüyorlar. Siz ne diyorsunuz? Bunu sorun, siz ne diyorsunuz? Buyurun. Size ne soruyu sordun? Biz Cumhurbaşkanı sormadık. Hayır, ben bu tip şeyleri asla kabul etmem ve konuşmam da bu konuda yani. Anladınız, doğru değil onu, o. Onu devletin MİT'i var, bilmem nesi var. Bu. Ama bu arkadaş neden iftira atıyor Cumhurbaşkanı'na? O arkadaş ne dedi? Dedi ki Ekrem İmamoğlu. %52 oy almış ama. Ya beyefendi %100 de alabilir, %1 de alabilir. Siz dinlemediniz. Ya arkadaşım da dinledi işte, duydu. O dedi ki Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ ile ilgisi alakası olduğunu düşünmüyorum dedi. Daha önce AK Parti beraberdi, beraber çalıştılar. Böyle bir şey yok, bu kadar. Siz parlamanıza gerek yok. Değerli siz sormanız gereken sorular lütfen, soracağınız kişilere sorun. Evet. Almanız gereken cevapları da lütfen alın. Yardımcınız mı arkadaş sizin? Sorun değil beyefendi. Ben 51 yaşındayım. Sen mesajı aldın.